Gazze'de akşam saatleri. Yakıt sıkıntısı yüzünden halka günde ancak 6 saat elektrik veriliyor. Normalde yoğun trafik olan caddelerden geçen araç sayısı az. Benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar var. Yakıt ve yemeklik gaz fiyatları 3 katına çıkmış. O da bulunabilirse. Ayman Gabin terzilik yapıyor. Elektrik ve jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmadığı için çok insan gibi o da iş yapamıyor. Bir tek inşaat sektörü canlı. Birçok kişi inşaatlarda çalışıyor. Diğer sektörler neredeyse tamamen durdu. Jeneratör bayisi işleten Ebu Muhammed başka bir sektörde çalışmanın imkansız olduğunu söylüyor. Tavuk satamazsınız, garaj işletemezsiniz çünkü elektrik yok. Hayvan yemi alamazsınız çünkü su yok. Bir gün suyu kesiyorlar, bir gün elektriği. Yaşanan kriz Mısır'la Hamas arasındaki siyasi anlaşmazlığa bağlanıyor. Mısır Gazze'ye yakıt sağlıyor. Gazze'yi kontrol eden Hamas, yakıt tankerlerinin İsrail üzerinden geçmek yerine doğrudan sınırı geçerek Mısır'dan gelmesini istiyor. Mısır hükümeti ise yakıtı sınır üzerinden göndermeyi kabul etmiyor. Hamas'a ekonomik abluka uygulayan İsrail üzerinden göndererek Gazze'nin sorunlarından İsrail'in sorumlu tutulmasını istiyor. İsrail, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlıyor. Hamas sözcüsü İsmail Rıdvan'a göre krizden İsrail hükümeti sorumlu. Sorun bizde değil. Biz Filistin halkı üzerindeki baskının hafifletilmesi için en iyisini yapıyoruz. Sorun ablukadan kaynaklanıyor. Bu abluka baskıcı, ahlaksız ve insani değil. Sorumlu kim olursa olsun Gazze'lilerin sabrı taşıyor ve soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Geçen cuma İsrail ve Hamas 9 mazot tankerinin girişine izin verdi. Ancak 450 bin litrelik bu dizel yakıtı tek bir elektrik santraline bir gün yetebilir. Yetkililer yakıt geçişini arttırma yollarını görüşmeye devam ediyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.